ilgili son durumu anlatalım sizlere. Sosyal mesafe ve maske uyarısı, evde kal çağrısı hala yürürlükte. Hatırdan çıkarmamalıyız. Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. Normalleşme sürecinde koronavirüste mücadele tüm hızıyla sürüyor test sayısı her geçen gün artarken yeni vaka sayısında da bu kez yükselme oldu. Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu sosyal medyadan açıkladı. Buna göre son 24 saatte 54.234 test yapıldı ve 988 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Şu an bugünkü rakama baktığımızda bu rakam 8 gün öncesindeki temasları bize gösteriyor. Hayatını kaybedenlerin sayısında ise düşüş devam ediyor. Son 24 saatte 21 kişi daha virüsle mücadelesini kaybetti. Toplam test sayısı 2.209.583'e yükseldi. Vaka sayısı 167.410, vefat sayısı ise 4.630 oldu can demek bu. 20 eve e, acının girmesi, 20 evde hüzünün yaşanması anlamına geliyor. O yüzden vatandaşlarımızın koronavirüs tehditinin hala bitmediğine mutlaka ikna olması gerekiyor. Son 24 saatte 926 kişi daha iyileşti. Toplamda koronavirüsü yenen hasta sayısı ise 131.778'e yükseldi. Şu an için baktığımızda tüm vakaların yaklaşık yüzde iyileştiğini görüyoruz. Her beş vakadan neredeyse tam olarak 4 tanesinin iyileştiğini görmek çok güzel bir gelişme. Yoğun bakım hasta sayısındaki düşüş de sürüyor. Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısı 602 olarak kayıtlara geçti. Entübe durumda yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bir önceki güne oranla 4 kişi artarak 265 oldu. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları bir kez daha el hijyeni, maske ve sosyal mesafe kuralına karşı uyardı test sayımız tarama amaçlılar dahil 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler el hijyenine özene, maske artı sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. Son bakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir. Eğer vatandaşlarımız önlemler uymazlarsa sosyal mesafe, maske takma ve el hijyeni gibi çok temel, çok basit ve ucuz kolay yönlendir uymazlarsa bizim bu salgını sıfırlama ihtimalimiz yok. Çok açık söylüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadele noktasında yapılan hataları gösteren bir de fotoğraf paylaştı. Bu gidişte sıfır vaka rüya mı yazan fotoğrafı değerlendiren bakan koca sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için riske karşı uyanık olalım ifadesini kullandı. Bakan koca virüs ağız ve burun yoluyla bulaşıyor ağız veya burun açık kalırsa maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim ifadesini kullandı.